Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Orjinal Matematik yayınlarının Rayta Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dizilerde 5. testte kalmıştık. 5. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Testimizde aritmetik diziden bahsedeceğiz. Sorularımız aritmetik dizi üzerine kurulu. Bilginiz olsun. Aritmetik dizi ne peki? Artış miktarı sabit olan dizi aritmetik dizi denir diyoruz. Hep aynı miktarda artacak. Ha, artmak derken değişim miktarı diyelim biz ona. Tamam mı? Hangi sertliğinizin genel terimi olamaz? Şimdi önceki testlerimize görmüştük. Hani ar aritmetik dizi olduğu zaman artış miktarı sabit olduğu zaman n'in kat ne olmalıydı? Hani bir sayı olmalıydı. Mesela şu şekilde olmalıydı. Ya da şu şekilde olmalıydı. Ya da şu şekilde olmalı. Mesela burada da bu şekilde olabilir. Ama bu şekilde bir aritmetik dizi olmaz. Deneyelim isterseniz. n'e 1 verdiğinizde ne oldu? 0 oldu. n'e 2 verdiğinizde ne oldu? 3 oldu. 3 verdiğinizde ne oldu? 8 oldu. Bakın artış miktarı n kare eksi 1. Doğru mu? Yani bir parabolik bir artış var. Mesela burada 3 arttı sonra 5 arttı. Şimdi 4 verdiğinizde ne olacak? 15 olacak. Şimdi kaç arttı? 7 arttı. Gördüğünüz gibi artışlar da artıyor. Demek ki bu ne değildir? Bir aritmetik dizi değildir. O zaman doğru cevabımız ne geldi? bir soru için Ceyhan geldi. Dizisinin ortak farkı nedir? Demiş. Şimdi bir terimden kendisinden önce gelen terimi çıkardığınız zaman her zaman ortak farkı bulursunuz. Bu çok net tariftir. Yani aslında ortak fark direkt burada ben 5 derim ama. Tamam mı? Hani şuradaki n'in kat sayısı bu şekilde olduğu için. Ama biz yine de ne yapalım? İşlemimizi yapalım. Mesela a n'e 1 verelim mesela. n'e 2 verelim mesela. n'e 2 verdiğim zaman ne yaptı? 10, 2 yaptı. Peki 1 yazarsak kaç yapacak? Eksi 3 mü yapacak? Eksi 3'ten 2'ye kadar kaç artış gösterdik? 5 mi artış gösterdik? Gibi herhangi iki terim arasındaki farkı ne yaparak bularak ortak farkı isimlendirebiliriz. A2'den A1'i. Çünkü A1'den A2 ekmek için ne yapmışız? A1'den A2 ekmek için 5 artmışız. O zaman bizim değişim miktarımız, ortak farkımız ne olmalı? 5 olmalı. Şimdi aslında bunun bir genel terimin formülü var ama ben o formülü TT mantığıyla kendi kendimize bulabiliyoruz aslında. Aritmetisinin dördüncü terimi nedir demiş. İlk terimi 3, ortak farkı 5. Bu kolay olduğu için kendimiz manuel yapalım. İlk terim 3. Ortak farkı 5. O zaman 5 arttırdık 8. 5 arttırdık 13. 5 arttırdık kaç geldi? 18 geldi diyebiliriz. Peki 27. terimi bul dersek oturup da bunu hesaplayacak halimiz yok. Ben şunu şöyle söylüyorum aslında. Şimdi A genel terim şöyle buluyorum. Şimdi birinci terimin üzerine n-1 kere artarak buluyorum. Nasıl oluyor o? Mesela birinci mesela şöyle düşünelim. A1, A2, A3, A10 mesela. Şimdi ikinci terim ekmek için kaç kere artıyorsunuz? Bir kere. Üçüncü terim ekmek için kaç kere artıyorsunuz? İki kere. Atıyorum onuncu terim ekmek için kaç kere artıyorsunuz? 9 kere A1'den A10'a gitmek için 9 kere artıyorsunuz. Peki AN'e gitmek için kaç kere artarsınız? N-1 kere artarsınız. N-1 kere ne artarsınız? R artarsınız. Kimin üzerine? İlk terimin üzerine. Bakın al size genel terimin formülünü ürettik bile. Tamam mı? Yani bana atıyorum 27 terimi sorsa e ben o zaman kolay kolay mesela şunu genel terimini bul şey genel terimini bulalım. O zaman kaçar kaç artıyoruz? 5'er 5 artıyoruz değil mi? A1'in üzerine yani 3'ün üzerine 5'er 5'er artıyoruz. 5'er 5'er artacağız değil mi? R'miz 5. O zaman buraya da n-1 yazdık. Kaç oldu bu bizim genel terimimiz? 5 n-2 mi oldu? Bak genel terimde bulduk. O zaman ben istersem 27'yi de bulurum. 137'yi de bulurum. Gibi gibi gibi. Üçüncü terimi 7 Ortak farkı 2. Şimdi 3. terimi 7. Şimdi bir de ne istiyor? 5. terimi. O zaman 3. terimden 5. terime için kaç kere artacağım? 2 kere artacağım. Ne artacağım? Şimdi aslında ortak fark. Ben artış diyorum ama hani değişim anlamında da söylüyorum onu. Artmak yani eksi 2 eklersin. Ne azalmış olursun. Tamam mı? Hani kaç kere artacaksın? 2 kere artacaksın. O zaman 7'nin üzerine 2 kere eksi 2 eklediğin zaman ne yapacaktır? Eksi 4 ekliyorsun. O zaman cevabımız ne geliyor? 3 geliyor diyebiliriz. Bu da Dördüncü sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Geldik beşinci sorumuza. AM bir aritmetik dizi. 13. terim vermiş, 7. terim vermiş, 5. terimi nedir diyor. Şimdi şöyle düşünelim. 13. terimden 7. terim ekmek için geri geri geliyorsam azalacağım. 7. terimden 13. terim ekmek için şöyle yapalım. 7'den 13 ekmek için kaç kere artacağım? 6 kere artacağım değil mi? 6 kere arttığımda kaç arttım? 12 mi arttım? O zaman bir artışım 2'ymiş. O zaman benim aritmetik dizim 2'şer 2'şer büyüyor. O zaman A5'ten A7. A7 kaç? 72. O zaman buradan buraya ekmek için kaç kere büyüyeceğim? 2 kere. 2 kere 2 4 artacağım. 4 artmış hali 72 ise geri geldiğim için ne gelecek? 68 gelecek diyebiliriz. Oldu mu? Aynısın 3. terimi. Mesela bu 1. terimi bak 12. terimden 9. terimi çıkardığın zaman geri geri geliyorsun ya 3 kere mi geldin? 3 kere geri geldin. O zaman 3R'dir bu aradaki fark. O da 9'muş. O zaman R kaçtır? 3'tür. Demek ki artış miktarı 3'müş. Senin A1'in kaç? 3. Kaçı soruyor? A3'ü. Kaç kere artacaksın? 2 kere. 2 kere ne artacaksın? 3. Yani 6 artacaksın. 3'ün üzerine 6 artınca kaç yaparsın? 9 yaparsın diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 7'ye. A'nın aritmetik dizisinde 2 tane A3 artı A8 37'ymiş. 3 tane A3 artı A6 da 42'ymiş. Buna göre 5'in terim nedir demiş. Şimdi mesela hepsini A3'e göre yazabilirim istersen. Mesela burası şöyle yazsın. 2 tane A3 var. Sonra A8 de A3'ün üstüne 5 kere arttığım için 5R yazdım. Buna 37 dedim. Alttakine gelince ne var? 3 tane A3 var. A6'yı da yazarken A3 gibi yazalım. A3'ün üstüne 3 kere daha arttığım için A6 oldum. O da 42 yaptı bunların toplamı. Şimdi bunların toplamı dikkatli bakarsanız şimdi ne oldu? İlkinde 3 tane A3 artı 5R eşittir 37. Bir alttakinde 4 tane A3 artı 3R eşittir. Ne yaptım güzel kardeşim? Değil mi? E 42. Şimdi mesela ne yapabiliriz? Buradan A3'ü bulabiliriz. İstersek mesela bunu eksiyle çarpıp toplarsak neyse biz bence A3'ü bulalım. Sonra R'yi bulalım. Burada. Tamam mı? Ama burada çarpınca şu sayılar çok büyüyecek ki o yüzden şey oldum ya rahatsız oldum. O yüzden mesela bunu eksiyle çarpıp toplayalım. O zaman buradan ne geldi? Bir tane A3 geldi. 3R'den 5R çıkınca eksi 2R kalır. 42'den de 37 çıktım 5 mi kaldı? A3'ten 2 kere geri geldim. Yani A1'i kaç buldum? 5 buldum. Bak süper. A1'i 5 buldum. Buradan bana neler çıkabilir? Şuradan şimdi faydalanabilirim. Şimdi 2 tane A3 ya da mesela şuradan faydalanabilirim. Nereden faydalanayım? Şunu kullanayım. Olur mu? O zaman 3 tane A3. A3 dediğin şey ne biliyor musun? 5'in üzerine 2R artmış. Değil mi? A3 dediğin şey ne? 5'in üzerine 2R artmak demek. Aynen. Artı 5R Kaça eşitmiş? 37'ye. Buradan ne yapar? 15 artı 6R 11R eşittir. 37. 11R eşittir 22R'si kaç geldi? 2 geldi. 5'in terimi. bak R'yi 2 bulduk. Nerede? Burada. A1 de 5. Neyi soruyor? 5'in terimi. O zaman 5'in terimi ekmek için kaç kere artacaksın? 4 kere artacaksın. 5'in üzerine 4 kere 2 artacaksın. Ve son aracının uğurlu sayısı 13'ü bulacaksın. Bu da 7 sorumuzun cevabıydı. Tamam. Geldik 8'e. Terimler sıra bir artış 3 terimi olduğuna göre Şimdi mesela şöyle bir şey diyebiliriz. Bak bu ikisinin tam ortası değil mi? A1 ile A3'ü toplayıp 2'ye böldüğünde A2'yi bulursun. Yani bununla bunu toplayıp 2'ye böldüğünde bunu bulacaksın. O zaman ne oldu? 2x-1 ile 2x artı 5'i toplayıp 2'ye böldüğümüzde x artı 4'ü bulduk. O zaman 4x artı 4 ne yaptı? 2x artı 8 yaptı. 2x 4'ten x kaç geldi? 2 geldi. X 2 geldi de ha o 2 x'i soruyormuş zaten. O zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Adana gelir diyebiliriz. Bu da 8 sorumuzun cevabıydı. Geldik 9'a. 7 ve 63 sayıların arasına bu sayılarla birlikte aritmetik dizilicecek şekilde 7 tane terim daha yerleştiriliyor daha. 7 var, 63 var. Araya 7 terim daha mı yerleştiriyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak burası ne? Birinci terim. 7 terim yerleştirdim. Bir bu var bir de bu var o zaman bu arkadaş 9. terim yaptı. Ve aradaki fark ne kadar? 8 mi? O zaman 8 R. 7'den 63'e kaç arttın? 56 arttın. R'si o zaman kaç geldi? 7 geldi. Demek ki 7 7 büyüyormuş bu dizi. Bu dizinin 3. terim nedir? O zaman bu 1. terimde bu da 3. terim. 2 kere 7 artacaksın. Ne yapacak? 14 21. O zaman doğru cevabımız gelecek? Bursa gelecek. Geldik ona. Artık bu nedir demiş. Bu oranı sormuş. Şimdi hepsini mesela A3'e benzetebilirim. Ya da burada A4'e benzeteyim. Ama ondan sonra A3'e benzeteyim. Daha güzel olsun bence. Mesela Ne var burada? A3 var. Bir de bir R fazlalık var. Burada A3 var. Bir de ne var güzel kardeşim? E, 5R fazlalık var. Burada ne var? A3 var. Burada ne var? A3 var. Bir de 6 fazlalık var. Bak. Üstte iki tane A3 Altta 2 tane A3, üstte 6R, altta da 6R. Bunlar eşit demek ki üstte alt, cevap 1 gelecek. Bu 1. Bu bir çözüm olur. Bir de bir başka çözümü. Şunu dikkatli bilin. Ee, alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin toplamları eşittir. Mesela A13 ile A41'in toplamı kaç yaptı bu ikisinin toplamı? 54 mi yaptı? Sallıyorum. A20 ile A34'ün toplamı eşit. Bak bu ikisinin toplamı 54 yaptı alt seri toplam ama iki tane varsa burada burada da iki tane olacak. Burada üç tane varsa burada da üç tane olacak. Yani sen şey diyebilsin. Mesela A10 artı A13 artı A15 sallıyorum. A2 artı A3 artı bunları toplamı kaç yaptı Soner'cim? 38 mi? 38'den 5 çıkar A33. 3 tane burada 3 tane burada. Bak bunlar da eşit. Tamam. O zaman istersen bu soruyu şöyle de çözebilirsin. Bakarsın. Hocam bak 4 ile 8'in toplamı 12. 3 ile 9'un toplamı 12. O zaman bunlar birbirine eşit. Yapıştır gelsin. Bu da 13 sorumuz çözümüydü. Geldik 11'e. Bu 12. Kaç soru var? ya? 16 soru varmış. Peki. A1'in bir tizi ve artışık sırasıyla bunlar. A8'den A5 çıkardım. Yani 3R6. R2. 2 2 artıyor bu tizi. O zaman buna X artı Y'ye 2 eklersek 2X eksi Y'yi. Doğru mu? X artı Y'ye 4 eklersek 3X artı 6'yı buluruz. Evet. O zaman x artı y ne yaptı? 3x artı 2 yaptı. Bir böyle bir denklem çıktı ikinciden. Bir de şuradan ne çıkacak bakalım be. Y'yi buraya atalım. 2y yapsın. Artı 2 eşittir. X'i de buraya atalım. X yapsın. O zaman 2y artı 2 eşittir x'miş. X neymiş buymuş. Peki o zaman yerine yazalım. Olmaz mı? X yerine 2 artı 2 yazalım. Buraya da yazalım. Buraya da yazalım. Buradan da şey gelmeyecek mi? Y eşittir 2x artı 2. Tamam. Hatta direkt y yerine bence 2x artı 2 yazalım. X'e bağlı kalsın sonuçta soru 3 cevaplandıralım. 2 tane 2x artı 2, artı 2 artı 2 eşittir x'miş. 4x artı 4 6 eşittir x'miş. 3x o zaman eksi 6 x'de ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Benim yaptığım tek çözüm değildir. Ben çözüm üretiyorum. Tamam mı? Sen de başka bir şekilde çözüm üretebilirsin. Ama hani bununla bunun toplamının yarısı burasıdır dersin. Oradan oynarsın bir şeyler yaparsın. Yani bulursun. Tamam mı? Tek çözüm bu, bu değil dizilerde bu soru tipinde. Yani en azından bu soruda. Geldik 12'ye. AN aritmetik dizinin ilk 10 terimin toplamı. AN aritmetik dizinin ilk terimin toplamını veren formül şu. A1 artı AN bölü 2 çarpı N. Bak ben buna şey diyorum. Medyan çarpı terim sayısı. Burası medyan. Bu da terim sayısı. Medyen çarpı terim sayısı bana her zaman terimler toplamını verir. Basit, basic bir şekilde TYT formülüdür. de çok işime yarar. Dizileri de ben TYT konusu olarak düşünüyorum zaten. Çok ayet tek konusu değil bana göre. Ayan artmetisinin ilk 10 terim toplamını veren formül bu. O zaman direkt ben medyana şey diyebilirim. 14 diyebilirim. İlk 10 terim medyan çarpı terim sayısı. Terim sayısı 10 ise medyan 100, 140 bölü 10'dan kaç yapacak? 14 yapacak. Peki medyanı nasıl buluyorum? En küçük terimle en büyük terimi toplayıp 2'ye bölüyorum. Yani A1 ile A10'u toplayıp 2'ye böldüm 14 yaptı. O zaman 2'yi buradan çaldım. Ne yaptı burası? 28 yaptı. Hoca biraz önce ne anlatmıştı? Alt indisleri toplamı eşit olan terimlerin toplamları eşittir. Bu ikisinin toplamı 11 ise bak bu ikisinin toplamı da 11 ise sen bu korsan çözümü bil tamam mı? Alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin toplamları eşittir. Geometrizde de var aynısı alt indisleri toplamları eşit olan terimlerin çarpımları eşittir. Hadi bakalım son 4 sorumuz. Aynı aritmetiksinin ilk 13 terim toplamı o zaman medyan direkt x bölü 13'tür. Aynı dizinin 7 terimin x cinsinden değeri. Peki ilk 13 terim toplamı nasıl buluyordum? A1 ile A13'ün toplamının yarısı zaten medyanı veriyor. Bu da x bölü 13'tür. O zaman bu 2'yi buraya çaldım. A1 ile A13'ün toplamı 2x bölü 13 yaptı mı? Yaptı. 7. terim bak. Bununla bunun toplamı kaç? 14 mü? A1 ile A13'ün toplamı ile A7 ile A7'nin toplamı da birbirine eşittir. Al sana süper bilgi. O zaman burası 2x bölü 13 ise burası da 2x bölü 13'tür. Buradan da a 7ne gelecek x bölü 13 gelecek diyebiliriz. Ama sakın şu uydurma. A1 artı A13 için A14 dersen kafanı kırarım seni. Tamam mı? Öyle <laughs> bir şey yok. <laughs> Uydurma. Hadi bakalım geldik 14'e. Aynı aritmetik dizi A6 artı 2A9 A8 nedir demiş. E A8'e göre yazabiliriz biz bunları. Yazamaz mıyız? Şimdi A6 dediğin şey ne? A8'in 2 eksi. A9 ne? A8'in fazlası. A geldi. O zaman buradan 2R geldi. 2A8 geldi. A8 eksi 2R artı 2A8. 60'mış. O zaman şunlar birbirini götürür. Hop fazla oldu. Fazla oldu. Şurada şurada ne yaptı? 3 tane A8 60 sa A8 kaçtır? 20'dir. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 14'ün sorunda cevabı Ceyhan'dır diyebiliriz. Anlaştık. Hadi bakalım. Geldik 15'e. Son iki sorumuz. Aynı ilk el terimi toplamını veren formül bu. Aritmetisinin ortak farkı nedir demiş. Formülü kendi vermiş bana. Hani ben bulamadım. Kendi uydurmuş. Formül budur demiş. Aritmetiz oluyor demiş. Peki tamam. O zaman ben ne yapayım? N'e 1 vereyim. 3 artı 5 bölü 2'den 4 yapsın. Peki ilk en ilk bir terim toplamı ne demek? Birinci terim 4 demek. Peki S2 ne demek? 2 verdin. 3 çarpı 4 değil mi? 12, 2 verdin 5 çarpı 2, 10 bölü 2, 22 bölü 2'den 11 yaptı mı? Bu da ilk iki terimin toplamı 11'dir demek. O zaman A2 ne geliyor burada? 7 geliyor. İlk terim 4, ikinci terim 7. O zaman artış miktarı ya da ortak fark kaç yapıyor? 3 yapıyor diyebiliriz. Bu da 15'in sorumuzun cevabıydı. Geldik 16'ya. Bir aritmi dizi ilk terim toplamını veren formülü buymuş. Bu dizinin 5. terimi nedir demiş. O zaman ilk 5 terimin toplamını bulurum ben. 3 çarpı 5'in karesi artı 5 çarpı 5 terim. Sonra giderim bir de ilk 4 terimin toplamını bulurum. Sonuçta ilk 5 terimin toplamında ilk 4 terimin toplamını çıkartırsam elimde 5. terim kalacaktır. Çok mantıklı. O zaman 3 çarpı 4'ün karesi artı 5 çarpı 4. Sonra bunları çıkartırsanız elinizde A4 kalır. O zaman 3 kere 25, 75. 25 daha 100. Oy, 100 yaptı. Burası ne yapar? 48, 16 çarpı 3, 48 değil mi? 48, 20 daha 68. Çıkartırsanız ne yaptı? 32 yaptı diyebiliriz. Bu da 16. sorumuzun yani 5. testimizin de son sorusunun çözümüydü. Ve böylece dizlerde ilk 5 testin çözümünü beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.